Aydın'da yaşayan vatandaşlara seçime katılsaydınız sizin vaatleriniz neler olurdu diye sorduk. İşte cevaplar. İnsanlara böyle müreffeh bir yaşam, ne diyeyim, rahat ve ekonomik olarak özgür bir Türkiye vaadinde bulunurdum. Vallahi benim vaatim ekonominin düzelmesi olurdu. Başka? Yani eğitim, sağlık. Çünkü Türkiye'de hiçbir şey düzenli gitmiyor yani. Yeterli gitmiyor. Yani her şeysi. Eğitim, sağlık, her türlü şeyler. Çocukların geleceği önemli yani benim için. Yani bizlerden geçti. Vaatlerimiz ne olabilir? Onlar için iyi bir okul, gelecek yani. Sistemin kolay olmasını isterim yani. Zor olmasını istemem. Öyle yani. Girseydin bir belediye başkan adayı olsaydın senin vaatlerin ne olurdu? Ya şimdi ne olur? Ne olurdu vaatlerin? Vaatlerim ne olur? Seçimi kazanmak için her türlü yalanı söyler. Temiz, yalansız, doğru bir başkan isterdim. Şuranın rezilliğine bak. Sesi, şeyi, gürültüden geçilmiyor yani. Bilmiyorum, daha güzel bir çevre isterdim. Kesinlikle dürüst anladım. Gerçekleri anlatırdım yani, neyse yani. Ama dürüst anlamadığı için çok üzülüyorum yani. Hiçbir şey vaat etmezdim çünkü yalan onlar hepsi. Çok şey alırdık. Siz seçime katılacak olsaydınız sizin vaatleriniz neler olurdu? Vallahi bir kere vaadim şu olurdu. Aydın, bu kadim şehir Aydın büyük bir köy oldu maalesef. Öncelikle ulaşım birinci önceliğimiz olacak. Dünya kadar işsizimiz var, buna iş imkanları olacak. Temiz, adil bir şekilde Aydın'ı idare etmek isterdim. Herkesin rızasını alarak, Aydın'ı birlikte idare ederek. Şu anda Aydın'a bakıyorsun, koca bir köy maalesef. Maalesef. Yakışmıyor Aydın'a bu. İnşallah bu sefer hak eden gelecek ve Aydın'da büyük şehir stadyosuna kavuşacak diye düşünüyorum. Benim vaatlerim güzel bir Türkiye kurmak olurdu. Milletin, toplumun istediğine göre bir düzen yapmak olurdu. Bu kadar. Toplumun istediği şeyler ya çoğunlukla. Ulaşım olsun, eğitim konusu olsun, sağlık olsun. Bu açılardan. Ben işçilere yönelirdim ya. İşçiler şu anda çok bence mağdur. Yani birazcık çoğu yerde bunu kontrol etmiyorlar. İşçiler mesela şu an sigortası çalışan işçiler, maaş konusunda bunlara yönelik olurdum. Maaş olsun, sigortası çalışanlar çok mesela. Bunlara dikkat etmiyorlar, gezmiyorlar, kontrol etmiyorlar. Ben bunları kontrol ederdim yani. Çoğu yerde mesela gitseniz bir yere sigortası çalışanları görürsünüz ya da maaşı düşük olanları görürsünüz. Ben yaşadım, bizzat kendim yaşadım. Sigorta istiyorsun diyor, o zaman maaşını düşürürüm. Ya da sigorta yapmayıp çalıştırıyorlar. Adamlar çünkü işe muhtaç, yapacak bir şey yok deyip çalışanlar var yani. Bunlar bence dikkat edilmesi gereken şeyler. Bir aday olsaydım ilk başta sigorta üzerinden giderdim. İşverene sigorta yapıyor mu, maaşları ne kadar, onun gibi bir şeyler yani. Artı yani Aydın'da pek sosyal aktivite de yok. Yapabileceğimiz bir yer de yok. Onlara yönelik bir şeyler de yapılmasını isterdim.